Bu videoda verem sebebiyle oluşmuş akciğer hastalığından bahsedeceğiz. Akciğer veremi hakkında ayrıca bir video yapmamızın sebebi, bu hastalığın veremin en çok görülen türü olması. Dünyada veremle ilişkilendirilen hastalıkların yüzde 60'ı ile 80'i akciğerlerle ilgili, dolayısıyla çok önemli. Veremin herhangi bir türünde olduğu gibi, akciğer vereminde de hastalığın sebebi, kişinin enfeksiyonla ilk defa karşılaştığı, birincil enfeksiyon veya aktif halde bulunmayan enfeksiyonun aktif olmasıyla veya daha önce enfeksiyon kapmış birinden ikincil kaynak olarak enfeksiyon geçmesi anlamına gelen ikincil enfeksiyondur. İkisi arasındaki farka gelince. Birincil veremden kaynaklanan akciğer hastalığı veya iltihabı çocuklarda yetişkinlerden daha sık görülür. Yani Birincil enfeksiyonun akciğer hastalığına dönüşmesi çocuklarda daha fazla görülen bir durum. Başka bir fark da şu. Birincil enfeksiyonda akciğerin zarar gören kısımları genellikle orta ve alt loblar. İkincil veremde ise bunlar genelde üst loblardır. Bunun sebebinin üst loblarda oksijen geriliminin daha fazla olması söylenir. Akciğer mekanizmasını tam bilmiyorum ama bence bu durum tekrar aktif hale gelmeyi kolaylaştırıyor ve oksijenle aktif hale gelme arasındaki ilişki uzun zamandır böyle biliniyor. Klinik açıdan bakarsak veremin sebep olduğu hastalık birincil veya ikincil enfeksiyonun herhangi birinden kaynaklansa da bunlar aynı olabilir ve düzeyleri değişebilir. Mesela enfeksiyondan kaynaklanan semptomların çok az görüldüğü hafif hastalık veya tam tersi akciğerlerin gitkide zarar gördüğü ve ciddi kısıtlamalara hatta ölüme sebep olan ağır hastalık. Hastalığın hafiften ağıra seyretmesinin yanı sıra buna paralel olarak röntgenlerde de farklılıklar olabilir. Akciğer hastalığı bazı durumlarda röntgendeki küçük bir anormallikle ilişkilendirilir. Bazen de hastalık iki akciğere yayılmış olup akciğerlerin esas görev alanının zarar görmesinden dolayı boşluklu bir görüntü oluşabilir. Kısacası bu hastalık çok hafiften ağara gidebilir. Yani birincil veya ikincil akciğer vereminde çok hafiften ağara herhangi bir durumda olabiliriz. Akciğer veremi hakkında şunu da söyleyebilirim. Hastalık teşhis veya tedavi edilmezse veya eskiden tedavisi olmadığında hastalığın sonucu üçe bölünmüştü. Hastaların üçte biri tedavi edilmediği için hızla öldü. Zamanında bu ölüme dört nala tüketim deniyordu. Çünkü hastaların hayatını tüketiyordu. Hastaların diğer üçte biri ise iyileşme emareleri gösteriyordu ve daha sonra düzeliyordu. Son üçte birlik kısımda ise ilerleyen hastalık vardı. Yani dört nala bir ilerleyiş değil ama daha yavaş. Buna da yalnızca tüketim deniliyordu. Verem'in doğal tarihi bu yönde oldu. Bence doğal tarih yerine doğal ilerleyiş denmeliydi. Verem enfeksiyonu kapmış birinde akciğer semptomlarına ek olarak belirli olmayan başka semptomlar da vardır. Yatakta yatan şu kişiye bakalım. Öncelikle çok zayıf olduğunu görüyoruz. Kilo kaybı herhangi kronik bir hastalığın işaretçisi olarak görülebilir. Bu durumda tabii veremden bahsediyoruz. Veremle ilgili sık görülen başka bir semptom, günler, haftalar veya aylar sürebilen ateş. Bunun yanı sıra genelde gece görülen terlemeler de olabilir. Neden gece ondan emin değilim. Bu iki durumun bir arada olması kişinin doğal olarak kötü hissetmesine sebep olur. Kırgınlık hisseder, iştahsızlık, hatta bazen anoreksik olurlar. Bu semptomlar akciğer hastalığı da dahil herhangi bir verem enfeksiyonu çeşidinde görülür. İlerleyen akciğer semptomları veya akciğer iltihabında görülen semptomlar arasında öksürme, nefes darlığı, özellikle gece yatarken iyi nefes alamama vardır. Bunlara ek olarak belirli olmayan bazı semptomlar da görülebilir ve verem teşhisi konurken bunlar mutlaka düşünülmelidir. Alt resimde verem enfeksiyonu kapmış genç birinin bacaklarını görüyorsunuz. Bacakları üzerinde kırmızı bezeler var. Buna eritema nodosum deniyor ve sadece veremde görülmüyor. Mantar enfeksiyonları, streptokok bakterisi enfeksiyonları gibi hastalıklarda da görülür. Üste ise bir göz iltihabı görülüyor. Tıp terimiyle filiktenüler konjonktivit. Evet, bütün bunlar akciğer veremiyle ilişkilendirebileceğimiz semptomlar. Son olarak göğüs boşluğunda olduğu için bahsetmemiz gereken başka bir şey ise plevral verem. Plevral verem akciğer vereminden biraz daha farklı. Plevral verem akciğeri kaplayan akciğer zarını yani plevrayı iki yönde etkileyebilir. İlki, birincil enfeksiyonla da ilgisi olan ve vücudun bağışıklık sisteminin enfeksiyona etkisi olarak görülen aşırı hassasiyet. Diğeri ise hem birincil hem ikincil hastalıkta görülen ve organların birbirine yakın olmasından kaynaklanan bulaşma. Yani enfeksiyonun akciğerlerden doğrudan zar boşluğuna geçmesi. Plevral veremin diğer plevral enfeksiyonlardan farkı sıvı birikimlerinin çok büyük boyutta olması. Sol akciğerin alt kısmına çizdiğimiz sıvı orta boyutta. Fakat bundan daha büyük birikimler olabilir ve plevral alanın her tarafına yayılabilir. Büyük bir plevral birikme gördüğünüzde bunun sebeplerinden birinin verem olduğunu düşünmelisiniz. Plevral birikmeler akciğer hastalığı semptomlarının devam etmesine sebep olur. Bunu tahmin etmek zor değil. Çünkü zaten nefes darlığı çeken hastanın akciğerlerinde birikme sebebiyle sıkışmalar olur. Akciğerleri muayene ettiğinizde çıkan ses çok donuk gelir. Çünkü havadan ziyade içerideki biriken sıvının sesini duyarsınız. Yani plevral sıvı steteskopla akciğer arasında olduğu için akciğerleri tam duyamazsınız. Plevral birikmeye neyin sebep olduğunu bulmanın en etkili yolu plevra sıvısını akciğerlerden alıp incelemektir. Bu sıvı saman sarısı rengindedir ve protein yoğunluğu yüksektir. Düşük normal arası glukoz yoğunluğu ve 500 ila birkaç bin arasında beyaz hücreleri vardır. Peki bu az mı çok mu? Çok. Çünkü plevra alanında beyaz hücre olmamalı. Hatta plevrada sıvı bile olmamalı. Bakteri birikmesi olursa beyaz hücre sayısı daha da artabilir. Fakat veremde sayı genelde bu civardadır. Organda veremi görmek için kullanılan bir boyayla veremin plevral sıvıdaki yerini gözünüzde canlandırabilirsiniz. Mesela verem enfeksiyonunda kullanılan ziehl nielsen boyama yönteminden yararlanabilirsiniz. Bu yöntemle verem bakterileri bulunur. ziehl nielsen boyama yöntemi verem varsa %10 ila 25 arasında pozitif çıkar. Yani çok hassas bir yöntem değil. Sıvıda bakteri üretmek daha hassas bir yöntem. Tabi bunu yapmak 4 ila 6 hafta sürebilir. Fakat hassasiyet oranı %25 ila 75 arasındadır. En hassas ve etkili yöntemse plevranın biyopsisini yapmaktır. Bunun da hassasiyet oranı %80 civarındadır. Yani birinde sıvının biriktiği plevral verem enfeksiyonu olduğunu düşünüyorsanız plevranın biyopsisi yapılmalıdır.